20 Eylül, 26 Eylül. Değerli yengeç burçları nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umut olun, aşk olun, sevgiyle bakın. Güzel paraların umudu sizlerle olsun. Her şeyi sevin, şükredin, bedeninizi, ruhunuzu sevin, şifalanın. Çünkü hayatta yaşayacağımız an bugün varız, yarın yokuz. Her şey güzel olsun, umutlu olsun diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Instagram sayfamda günlük yorumlarım, dünya siyaseti, Türkiye siyaseti, sizlerle ilgili ufak tiyolar ve günlük kullanacağınız renkleri de veriyorum. İsterseniz Instagram'ı da takip edebilirsiniz. Özellikle değerli yengeç burçları, dış dünya ile ilgili bağlantınızı sanki kesip boyut atlamış gibi kendi içsel dünyanızda gezmek ve hatta dışarıda geçirdiğiniz zaman içerisinde yaptığınız hataları, iş yerinde yaptığınız karmaşıklıkları toparlamak istiyorsunuz. Sanki bir ziyade belli bir süre evinizde kendi enerjinizi, işteki sorunları toparlayıp yeni bir şarj dönemi yapmak istiyorsunuz. Evet, aslında sizin odaklanma sorununuz yok. Sizin kendinizle alakalı dönem dönem içinize hani kuma deve kafasını ya da tavus kafasını sokar ya, siz o kadar yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz ki etraftaki enerjiyi göremiyorsunuz. Şimdi bu hafta bunların farkına varacaksınız. Değişmesini istediğiniz odanız ya da bölümünüz ya da iş arkadaşlarınızla ilgili uyumsuzlukları yöneticiniz ya da bulunduğunuz noktaya söyleyeceksiniz. Yeriniz ve masanız değişecek. Hatta şöyle bir durum var. Bazı yengeç burçlarında şirketiniz taşınabilir ve devamlı bir yolculuk temposu işi yapıyor olabilirsiniz. Bu ara işlerinizle ilgili ciddi anlamda büyük olumlu geçireceğiniz ve büyük anlaşmaların imzası söz konusu olacak ama şu kumu kafadan çıkartın, bir etrafa şöyle bir bakın. Sizin sabırlı ve enerjinizi tekrar iş hayatınızda yoğun bir şekilde görmenizi istiyorum. Çünkü hak ettiğiniz değerler, yöneticilerimiz ya da bulunduğunuz noktadaki planladığınız projeler ya da yapacağınız yeni adımlar size çok gerçekçi ve kalıcı imzalar atmanıza yardımcı olacak. O yüzden güzel bir haftayı karşılıyoruz. Yani çarşamba gününe kadar kafamız kumda, çarşambadan sonra gözümüz fellik fellik açılmış ve her şeye konsantre olacağımız bir noktada. İş alanınızla alakalı kendinizi ofis ya da kendinize farklı bir alan açmak istiyorsanız bu konu için doğru yatırım özellikle 27 Eylül'den sonra bu yatırımla ilgili araştırmanızı ve 1 Ekim'e kadar da bu sistemin altyapısını hayata geçireceksiniz. Bu ara parasal anlamda da ayağınıza sağlam basmak istiyorsunuz ya, çünkü çok uzun süredir bazı borçlarınız var, sistematik şekilde ödemeye başladınız ama şöyle bir 150 bin lira ya da 100 bin lira ya da 10 bin lira beni çok rahat eder diyorsunuz ya. Evet, bu hafta bazı alacağınız ufak tefek paralar sizin Ekim'in 10'una kadar idare edecek ama sonrasında biriken bazı borçlarımız var. Bunlarla ilgili endişeleriniz var. Hiç korkmanıza gerek yok. Kredinizde, borcunuzda, ev kiranızda, faturalarınızda çok rahat bir şekilde hallolacak. Umudunuzu kaybetmenizi istemiyorum. Bu ara yurt dışı ile ilgili fikri olan ve uzun süredir eğitiminiz ya da bu noktayla alakalı yapmak istediğiniz fikirleriniz varsa başvurularınız için olumlu bir sürecin başlangıcı olacak. Siz vizenizi başlatın, olumlu cevapları alacaksınız diye uyarı veriyorum. Eğer ki sanatsal alanda gazete, televizyon, radyo, tiyatro alanında çalışan bazı yengeç burçları için yeni anlaşmalar ve yoğun bir tempo olacak. Bu da sizi gayet mutlu edecek. Eğer bir KPSS sınavına hazırlanıyorsanız, bir devletle ilgili bir görüşmeniz varsa olumlu gözüküyor. Özellikle Kasım ayı bunlar için daha verimli. Siz bunun altyapısını oturtun ki mutlu olalım. Aşk konusunda özellikle bu ara çok fazla ilişkinizle iletişim halindesiniz. Devamlı mesajlaşma, devamlı koşturma temponuz olacak ama sizin birikmiş içinizdeki öfkeleri de bu ilişkiyi iyileştirmek istiyorsanız artık konuşun karşı tarafla. Ne istediğinizi belirleyin ya da bu ilişkiyi istemiyorum deyin. Çünkü karşı taraf artık bir gerçekçilik istiyor. Siz hala adını koyamıyorsunuz. Karşı taraf adını istiyor, siz koymuyorsunuz. Yani bunu da bir an önce çözmeniz gerekiyor. Yoksa ilişkiniz sizden gidiyor. Geri gelmesini istediğiniz ve özellikle kalbimi çok kırdı, hakkımı helal etmiyorum diyen yengeçler buradaysa o kişi size adım atıyor ve hakkınız konusunda da masaya yatıracaksınız. Hak hukuk neyse halledeceksiniz diye uyarı veriyorum. Bu ara ev hanımları sanki
domates, biber, hani turşuluk konserve temposu vardır ya. Yani sanki bir odanız domates, biber vesaire şey, bu ara kış malzemesi hazırlayabilir. Bu tempoyla uğraşabilirsiniz. Bu tempo size iyi gelecek ama çözmeniz gereken evinizle alakalı yenilikler de var. Özellikle ayakkabılı dolabınız yenilenmesi lazım. Yazlıklar, kışlıkların temposu da çok yoğun gözüküyor. Ve eviniz için çok kare hareketli olduğu için hiçbir şeye yetemiyorsunuz. Biraz ailenizden destek alarak bunların birçoğunu halledeceğinizi söyleyebilirim. Bazı yengeç burçlarında taşınmak, yeni bir eve geçmek, yerleşmek gibi süreciniz var. Bunlarla ilgili hani ev almak, satmak arasında kararsızlıklarınız var. Bence evi satmayın, yeni bir eve geçin, orayı kiraya verin. Oranın sanki bir müteahhitle anlaşması olacak. Bu da sizi daha mutlu edeceğini söyleyebilirim. Bu ara pozitif, negatif arasında geçecek gözüküyor enerjiniz. Bu ara yönünüzü toparlanmak için doğru ama yönü kaybettiğimiz zaman işler ve duygusal hayatımızda hata yaparız. Bu hafta yönünüzü hiç kaybetmiyorsun. Sık sık rüyalar ya da hisleriniz kuvvetli olabilir. Dikkate alalım. Bir de şöyle bir şey var. Bu ara büyüklerimizin sözlerini ve çevremizdeki insanları biraz daha dinlemenizi istiyorum. Ben biliyorum kafasından ve ani agresif evrenizden çıkarsanız da mutlu olabilirim. Diş eti iltihaplarınız, ağız aflarımız ve özellikle boğaz enfeksiyonlarımıza dikkat edeceğiz. Gaz problemimiz olabilir. Lütfen bunu da bir an önce çözelim. Evet, mutlu ve umut. Her şey Rabbim sizin evinizde huzurla da olsun. Rabbime emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.